Evet, herkese selamlar. Şimdi bu videoda formasyon konusuna bir bakacağız. Yani dizilim neden önemli ve nerelerde nasıl kullanıyoruz? İlk olarak arkadaşlar herhangi bir ordunuz varken standartta bu dizilim line formation dediği bu sıkışık dizilimde tek sıra olarak aslında tüm orduların sıkışık bir şekilde hareket ettiği bir düzende hareket eder. Bu standarttır. Şimdi bu noktada iki tane çok önemli bence formasyon var kullanmanız gereken özellikle okçu için. Bir tanesi split formasyon dediğimiz mesela bunun kısa yolu flank formation diye geçiyor. Ee, kısa yolu V bu standart olması lazım değiştirmediğimi düşünüyorum. Siz kendinize de bakarsanız. Bu neden önemli? Gidiyorsunuz savaşıyorsunuz örneğin karşınıza mongener geldi ve mancınık size büyük şey atıyor biliyorsunuz. Giderken V'ye basın taktirde ordunuz ikiye ayrılacak. Ve o adam ortaya ateş ettiği için ondan sıralayabileceksiniz. Ve bir kere V'ye bastığınızda bu formasyonu değiştirdiğinizde artık bu ordu sürekli bu formasyonda hareket eder. Bu ne demek? Ben bu orduyu seçtim. Tekrar ileri tıklarsam bunlar tekrar ikiye ayrılır. Bu orduyu seçtim. Tekrar ileri tıklarsam bunlar hep ikiye ayrılır. O yüzden bunu bir kere yapıp sonra tekrardan sıkışık formasyon olan line'a ben de bunu kısa Z Z'ye geçmeniz gerekiyor ki orduyu sağlıklı bir şekilde yürütebilirsiniz. Bunu nasıl kullanıyoruz? Gidiyorsunuz karşınıza Mongol çıktı ateş etti V'ye basıyorsunuz. Tekrar Z'ye basıyorum standart sıkışık formasyona geliyorum. Çok kullandığımız bir şey. Bir sonrakisi de İngilizce adı Staggered Formation diye geçiyor. Burada da daha dağınık bir şekilde duruyorlar. Bu ne zaman işe yarıyor? Örneğin Scorpion'la karşılaşıyorsunuz. Scorpion'lar bildiğiniz gibi askerliğin içinden geçen projektiller atıyorlar. Ve geçtiği yerdeki herkese vuruyor. Sıkışık bir formasyonda olursanız buradan geçerken tüm ordularınıza vuracak. Ama burada gidip de bende bunu kısa yolu C. Zaten standart da o sanırım. Yürürken karşınıza Scorpion çıktı. C'ye basarsanız şu an artık ordunuz dağınık pozisyon e, yerleşime geçti. Ve artık Scorpion'ın vuruşları burada çok daha az hasar verecek. O yüzden Scorpion'la savaşırken bu şekilde savaşıp son tekrardan Z'ye basıp sıkışığa geçebilirsiniz. Monganel geldi. V'ye bastınız. Sıyrıldınız. Tekrar sıkışığa geçtiniz. Scorpion geldi. C'ye bastınız. Gibi bunu kullanıyoruz. Şimdi gelin bunun bir de atlı versiyonuna bakalım. Atlıda da box formation çok önemli bence. Şimdi bir de ona geçelim. Bu sefer de buradan item'ımız yok ama hadi scout yapalım. Light cave olsun. Şöyle bir 15 tane light cave'imiz var. Arkadaşlar light cave'lerde atlılarda da formasyonda benim en çok kullandığım box olarak geçen kutu formasyonu box formation'dır. Box formation'da niçin kullanıyoruz? Mesela bunların sağa sola bastığında şu yer değiştirmelerini görüyor musunuz? ne kadar düzensiz bir şekilde sürekli öndeki arkaya arkadaki yana gidiyor ve böyle hiçbir düzenli aslında seyir hareket etmiyorlar. Ama box formation'a geçerseniz bu bende X zaten klasik de öyle olması lazım. Box formation'dayken gördüğünüz üzere hepsi çok daha düzenli bir şekilde hareket ediyor. Bu özellikle az scout'tayken de önemli. Örneğin 4 scout'ınız var. Rakip base'de dolaşıyorsunuz ve spear geldi. Bu şekildeyken o spear'dan kaçmanız çok daha kolay. Ama sıkışığa geçtiğinizde ileri geri tıklarken bakın line formation'a geçtikleri için sürekli uzatıyorlar oldukları alanı. Yakalanmanız çok daha muhtemel Spear'ı. E. Ama burada box'a geçerseniz daha sıkışık ama düzenli hareket ettikleri bir düzene geçiyorlar. Atlı oynarken benim çok kullandığım bir formasyon. E yine atlı oynarken split'i de kullanabiliriz. Gidiyorsunuz mongenel geldi sizin atlarınızı ateş ediyor. V'ye bastığınızda ayrılır birleşebilir. Ya da aynı şekilde bunu spear için de yapabilirsiniz. Karşınıza bir tane spear geldi. Spear'ın tam yanına gelip V'ye basarsanız spear'ın etrafından dolaşıp arkasına geçebilirsiniz. Bunlar da benim en çok atlılarda kullandığım formasyonlar. Bu videoda bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.